bir erkek meslektaşınla aynı puanları aldığın zaman benim tercihim tabii ki erkek arkadaşındadır makinist olarak. Çünkü dedi sen bayansın, kadınsın ve bir iş için daha senin için zor olan şeyler olacaktır ve evleneceksin, çocukların olacak, sorunların daha fazla olacak dedi. Benim tercihim tabii ki dedi erkek makinistten yanadır dedi ama sağ olsun sınavları da çok iyi başarıyla geçtim ve hocamın dediği şeyi hiç unutmam. Çok azimliydin, çok başarılıydın, hakkını da yiyemem senin dedi. Kısa bir dönem stajyerlikten sonra da görevimin başına geçtim. Birdenbire dev gibi bir 100 metre uzunluğunda bir araca biniyorsunuz. İlk kabine bindiğimde oturdum koltuğa ve aynadan, dikiz aynasından aracın uzunluğuna baktım. Aman Allah'ım dedim, bunu ben mi kullanıyorum? Tabii ki ilk önce bir korku oluyor çünkü şu anki kapasitemiz, yolcu kapasitemiz 450 bin. Yani bir kere en büyük yük insan can güvenliği, bütün yolcuların güvenliği sizden, can güvenliği sizden sorumluyor. Çok, yani bir kişi de, 1000 kişi de olsa bütün can güvenliği ve yolcuların konforlu seyahat etmesinden siz sorumlusunuz. Bu çok büyük bir yük. Yani omuzlara konulan büyük bir yük. Yani bu zamanla alışılıyor belki de. İlk önce söylenildiğinde ya da yaşamaya başladığın insanı açıkçası korkutuyor, ürkütüyor. Bunu yapabilir miyim, bunun üstesinden gelebilir miyim diyorsunuz. Ama zamanla ve aldığınız eğitimlerle bunu yani başta en önce kendine güvenmek gerekiyor. Kendine güveniyorsan her şeyi yaparsın, aşılmayacak hiçbir engel yok. Yıllarda şu an yolcularımız alıştı. Bir makinistin kadın olması biraz daha insanlar için farklıydı. Alışılmış bir durum değildi. Özellikle de arıza olduğu durumlarda hemen bir iki böyle ufak tefek de olsa sesler, tepkiler alır. İşte kadın kullanırsa böyle olur diye. Aslında bizimle alakalı bir durum değil. Sistemden kaynaklanan arızalar olabiliyor. Aynı eğitimi herkes alıyor.